Herkese merhabalar. Arkadaşlar dün Antalya, Alanya'da Damlataş mağarasını gezmiştik. Mağara biraz küçüktü, hayal kırıklığına uğramıştım ama bugün Antalya'dan devam ettik Burdur'a. Burdur'a giderken İnsuyu mağarası tabelasını gördük. Spontane oldu. Şimdi İnsuyu mağarasına gireceğiz. Dünkü mağarada bayağı bir terlemiştik ama şimdi İnsuyu mağarasının girişinde öyle bir rüzgar geliyor ki arkadaşım sevgili İbrahim Elden, kuzen biz burada donarız dedi. Donmayız kuzen, en azından bir sıcak bir soğuk idare edeceğiz. Arkadaşlar İnsuyu Mağarası Türkiye'nin turizmine 1965 yılında açılmış. 2000 yılında restore edilmiş. Hep birlikte bir gidelim içeri doğru. Zaman kaybetmeyelim çünkü biz geze geze yolumuzun üstündeki bütün güzel yerleri geze geze gideceğiz. Donduk mu? Vallahi donduk. Abi bu nasıl bir rüzgardır? Buraya gelen arkadaşlar yaz ayı bile olsa lütfen bizim gibi kapriyle, kısa kolla ya da gömlekle gelmeyin. Sıkı giyinin ona göre. Geçenlerde İstanbul Başakşehir'de Yarımburgaz mağaralarına gitmiştim. Bu mağara biraz daha orayı andırıyor ama buradaki sarkıtlar daha farklı. Işıklandırma sistemi çok güzel olmuş. Bu arada arkadaşım bir yandan da benim fotoğraflarımı çekiyor. Evet, devam ediyoruz. Ya aslında bizim arabada ışık sistemimiz de vardı sevgili İbrahim. Var, her şey hazırdı. Çünkü Yarımburgaz mağarasına tekrardan gireceğim. Tamamen çanta hazırlamıştım ikinci giriş için. Evet, burada bazı yerlerde kafanızı yiyorsunuz arkadaşlar. Ama gerçekten çok beğendim. Niye diyeceksiniz? Çünkü yürüme yolunda mermer taşlardan yapılan direkt yürüyüş yolu var. Çamura falan girmiyorsunuz. Arkadaşlar, sarkıtlar var. Böyle kolon şeklinde sarkıtlar oluşmuş. Dediğim gibi o kadar serin ki kameranın camı hemen buğulanıyor. Verdim ana ayakları bakız. Merhaba dayıcım. Merhaba. Kendi görmedi de ben. Yavaş kaldırıcı. Ama düşmedim ya. Bu arada Tokat'taki Ballıca Mağarası ve Trabzon Düzköy'deki Çal Mağarası'na da benziyor. Tabii Çal Mağarası biraz daha farklıydı. Orada yürüdüğünüz merdivenlerin altında buz gibi su akıyordu. Burası biraz daha farklı. Ama en azından ışıklandırma iyi yani. Ne yazmışlar? Bu bir doğa harikasıdır. Lütfen yazı yazmayalım. Evet.
Gerçekten katılıyorum çünkü geçenlerde Yarımburgaz mağarasında da aynı konuya değinmiştim arkadaşlar. Yani birçok giden arkadaşlar orada duvarlara yazılar yazıp aşkını ilan etmişlerdi. Doğayı koruyalım lütfen. İki tane giriş vardı. Biz bu taraftan geldik. Şimdi tekrardan bura bittikten sonra diğer tarafa da geçeceğiz. Benim gibi doğa aşığı ve mağara tutkunları. Evet, mağara tutkunları. Yani gerçekten burası tam not aldı. Buraya mutlaka gelmelisiniz. Şimdi şu taşı görüyorsunuz arkadaşlar. Büyük kaya parçası. Altına bir onu beslemek için iki tane taş yapmışlar böyle kolon şeklinde. Tabii doğal olduğu için buranın da tehlikeleri çok. İbrahim, sence burada yaşam var mıymış? Yaşamışlar mı burada? Bence vardır. Evet arkadaşlar, şurada çok güzel bir manzara var. Normalde yasak burası ama şöyle bir adım atayım bakalım. Yukarıdan bayağı bir su damlıyor burada. Buraya hızlı bir şekilde geçelim. Yani dünkü damla taş mağarasından sonra ben burayı da küçük bir mağara olarak bekliyordum. Onun için tam teşekküllü gelmedim buraya. Araçtaki ışıkları alsam daha güzel bir çekim olabilirdi. Yine spontane. Hayatımızın her yanı spontane. Yalnız bayağı bir gidiyor sevgili İbrahim. Eskilerin arasında en uzun diyebilir miyiz? Yok. En uzun Değil mi? diyemem. En uzun diye. Tabii ki eğilmeden gerçekten burası çok iyi eğilmiyorsunuz. Çünkü herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Sevgili İbrahim, bu alana girmek tehlikeli ve yasakmış. Girmeyelim o zaman. Girmeyelim, tamam. Sadece şuradan şöyle bir Yakın bakayım bir ben. çekim alsak. Aynen. Yasaklara uyuyoruz. Yasaklara uyuyoruz. Kesinlikle yasaklara uyuyoruz İbrahim. Tehlikeliyse biz de girmeyiz. Sadece şuradan alırız. Sıkıntı olmasın. Ah, şu yasaklar yok mu? İleri kadar gidecektim ne güzel. En güzel yere de yasak koymuşlar. Ama bize iyi geldi. Bir haftadır Akdeniz turundayız. Yani o kadar sıcak var ki anlatamam. Burası çok serin ve çok güzel. Bazı yerlerde ışık yetersiz kalıyor. Burada yasak olur mu Allah aşkına? Şuranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Burası yasak olur mu ya? Evet sevgili İbrahim, bir fotoğraf istiyorum buradan. Yani yasak olmasında ne olsun? Bir yandan da insanlar haklı gerçekten. Şimdi karşı duvarlardaki yazıları görüyorum arkadaşlar. Yasak olmasına rağmen her tarafa yazılar yazılmış.
Yani gençler dinlememiş, hepsi gitmiş buralara. Aramızda kalsın, ben biraz daha ilerleyeyim, burada çaktırmayın. Yalnız mükemmel. Fotoğraf çekiminden sonra kaldığımız yerden devam. Oo, buralar. Yani gerçekten emek var arkadaşlar. Şu taşlar. Büyük Göl. Buranın adı Büyük Göl'müş arkadaşlar. Devam edelim. Zormuş değil mi abla? Öyle bir defada video çekmek, kayıt almak zormuş. Siz şu an onu yani konuşma gibi değilim. Tabii. Yok. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Bulunduğumuz yer Büyük Göl olarak geçiyor. Yani bir su, herhangi bir su yok fakat demek ki daha önceden burası gölmüş, kurumuş. En azından biz böyle bir tahmin yürüttük. Şimdi bu kısımda mağaranın sonu, bir de diğer taraftan vardı. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Yalnız ben buraya hasta oldum arkadaşlar ya, gerçekten. İyi ki gelmişiz İbrahim. Aynen. Geldiğimize değdi. Aslında Salla Gölü'ne gitmek için yola çıktık ama nasip önce burasıymış. Türkiye'de en çok mağaraları gezen adam unvanını yakında alırım herhalde. Sen mağara mı gezeceksin? Kolay gelsin.
Ben bir ışık rica edebilir miyim buraya sana zahmet? Hatta ben şunu şöyle alayım. Şuradan. Onu da ben alayım. Görüşürüz İbrahim'ciğim. Geçebilsem çok dar. Olur böyle şeyler. Kafamın bir parçası gitti. Ufak bir kaza atlattıktan sonra devam. Yok yok, kırılmadı. Olur böyle şeyler. Yalnız burası fazla bilinmiyor. Ya da bizim geldiğimiz saatlerde çok kimse yok. Ama mağaranın, yani son kısmı demeyelim de aslında başlangıçtan ilk geldiğinizde sağ tarafta bulunan kısmı burası. Bizim demin yürüdüğümüz büyük göl dediğimiz mevki mağaranın sonu, aslında sonu değil. Kapatmışlar. Ondan sonrasını güvenlikten dolayı kapatmışlar. Sıkıntı olmuş, taşlar kaymış. Demin yetkili arkadaşla görüştük. Ne oldu? Ne oldu yine bir tripler? Ne oldu? Görünüyor muyum? Görünüyorsun. Hayır, görünmez adam mı oldun? Yani ne oldu? Yalnız İbrahim Elden'i sal da gölüne götüreceğim diye kandırıp buraya getirmem de ayrı bir şey. Tamam, hadi sal da gölüne gidiyoruz. Hadi gidelim. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ufak ufak videolar çeksek de ufaktan bir emek var yani. Hepinize çok teşekkür ederiz. İyi seyirler.